Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hasretciğim, beyefendilerin şikayetlerini geri almışlar. Ona haber vermeye şey etmişler. Haber vermek için ha? Evet. Çay? Yok, yok. Çay? Yok, gerek yok. Yok, biz içtik zaten, sağ olun. Ne var? Burada da içersiniz. Tabii. Evet, içersiniz. Ay! Anam, su yok. Ben hemen alıp gelirim kahveden. Yok, yok. Gerçekten gerek yok. Siz oturun. Hemen geliyorum. Ya Cihan, ben bugün yarın seni arayacaktım ya. Bu kayıt için bir gün alsak diyorum. Vallahi ben de arayacaktım da işte. Sen içeriden yeni çıkınca dalıyor biraz, biliyor musun? Tabii tabii. Bu fotoğraftaki? O mu? Ha? Babam. Ha. Tanırsınız herhalde. Kemancı Gaplı Burhan derler. Avrupa'da da bilirler. Bakın, sertifikası bile var. Kapı gibi yurt dışı çalışma ehliyeti. Babam da Cihan gibi kurunun yanında yandı. Hakkını yediler. Hapiste mi? Ama masum. Karıncayı bile incitmez o. Tabii tabii. Bu mahalleden çok müzisyen çıkmış diyorlar. Keramet mahallede değil Levet Bey, bizde. Bizim tabiatımız müsait. Hasret nereye gidiyor? Hasret mutfağa. Alt katta bizim mutfak. Ben bir bakayım. Demek üç kardeşsiniz ha? Ben tek kardeşim. Tek kardeş? Tek çocuğum yani, bir tane. Tek çocuk. Tek çocuk, evet. Ne oldu? Bir şey mi istedin? Yok. Sen benden bir şey istedin, hatırlıyor musun? Hani okula geldiğinde. Hı. Düşündüm de... olabilir diyorum. Ne geveliyorsun sen be? Sana müzik eğitimi vermek istiyorum. Neden öyle hemen çark ettin? Ben sana bir şeyler öğretmek istiyorum diyorum. Seni iyi bir şarkıcı yapabilirim diyorum. Seni 6 ayda sahneye çıkarırım. Hem de çok büyük bir sahneye. Ama... bunun için hiç durmadan çalışmamız lazım. Yani sen şimdi bana ders vereceksin, öyle mi? Hı hı. Allah Allah. Nerede? Okulda mı? Okulda olmaz. Evimdeki stüdyoda. Her şeye karar vermişsin. Şimdi derse kaçta başlayacağımızı da söylersin sen. Tabii, en geç 9'da. Olmaz. Nasıl yani? Gelmiyor. Neden? Böyle damdan düşer gibi evime girip seni şarkıcı yapacağım diyor. Ne olmuş, ne var bunda? Neden ben? Neden o okuldaki can canlı kızlardan biri değil? Hem sen niye uğraşacaksın ki benimle? Çünkü... onlar senin gibi değil. Senin sesinde ruh var. Ha, öyle söyle. Bizde de cevher var yani. Ondan istiyor. O zaman neden bütün gece düğünde öyle burun kıvırıp durdun? Çünkü hala çok işim var. Bu halinle olmaz. Ama üstüne gidersek ortaya harika bir ses çıkabilir. Ben bir mutfağa bakayım. Dur Cihan, ayıp olur şimdi. Ya Cihan, bir gün ayarlasak ha şu kayıt için. Ne diyorsun? Tamam, gireriz. Haftanın 7 günü mü? Aha. İnsan ölür o kadar çalışmaya be. Başka türlü olmaz. Gece gündüz çalışacaksın. Gece mi? Evet, gece gündüz. Sana bir oda veririm. Ne odası be? Senin ne dediğini okulan duyuyor mu? Bak ağzını dikerim senin. Senin sadece sesini değil her şeyini eğitmek lazım. Sahnede böyle konuşursan yandık. Ne bağırıyorsun? Bak, bir an önce karar ver. Geleceksen gel. Sana hayatının teklifini yapıyorum. Bunun için kapımda yatanlar var. Ay! Ay ağlam! Bir şey oldu mu? Çekil! Ben gidiyorum. Daha sonrasını çalışmadan önce konuşuruz, tamam mı? Daha cevabımı vermedim, farkındaysan. Ey! Ay sakar kız, gene batırdın mı ortalığı? Hasret iyi misin? İyi miyim? Biz gidelim artık. Ben sizi yolcu edeyim, sen çaya bak. Bilemezsiniz hanımefendi, durun. Lütfen hanımefendi. Yap!
Murat çağırdı beni. Bu saatte kimseyi rahatsız etmeye hakkınız Murat'ı yok. Murat'ı kim çağırdı? Ya bu kardeşim ya. Zor durumda bırakıyorsunuz. Ya. Giremezsiniz hanımefendi, giremezsiniz. Murat'ı çağır bana. Murat'ı çağır. Ya dur be kadın. Murat. Murat'mış. Arkadaşın mı o senin? Öğretmen o. Koskoca hoca. Arkadaşın mı o senin? Tamam Murat'ı çağır bana. Olmaz böyle diyorum sana. Murat'ı çağır bana. Murat. Olmaz böyle diyorum sana. Bakiye. Bırakmadı gireyim. Bırak girsin. Hasret'i ben çağırdım. Aa, gelmiş bu saatte. Çok yalvardınız. Ben de geldim. Kim yalvardı sana güzelim? Vaktimiz yok dedi. Hemen gelmezsen kırılırım dedi. Kırılırım dedi. Ben öyle bir şey demedim. Demiş kadar oldun ama. Ben Nesrin Hanım'a haber vereceğim. Nakiye gerek yok. Ben ona söyledim. Düğüne gittiğimizde tanışmıştık Nakiye'cim. Biraz geç bir saat ama öğrencim işte. Şimdi onu rahatsız etmeyelim. Çok mu zenginler? Daha da zenginleri var. Zaman da annemi tanıştırır. Sen şimdilik idare et. Öğrenci mi? Hırsız kız değil mi bu be? Evet. Lafını bir konuş kadın. Aa! Ben yorganları getireyim. Seninle konuşmam lazım. Ben buraya geldim ama bir şartla. Öyle mi? Neymiş şartın? Babamı hapisten çıkarmak için avukat parası lazım. Verirsen kalırım. Ben öğrenmek için geldin sanmıştım. O da var. Da. Parayı verirsen daha çok öğrenmek isterim. Kaç para? Çok. Çok para istemek için çok çalışmak lazım. Niyetin var mı çalışmaya? Gecenin bu saatine neden geldim? Soruya bak. Tabii ki var. İyi o zaman. Aç mısın? Hı. Uyumadan önce bir şey istiyor musun? Yok. O zaman sabah 9'da görüşürüz. Şimdi iyice dinle. Ama tam 9'da hazır ol. Almaya gelmişti birden karşım. Ay. Alt üstü bir demlik. Kadın bastı avazı. Altı da üstü de 10.000 euro. 10.000 euro. Kim verir kendine bu parayı be? Sana yatmanı söylemiştim. Ne işin var ortalıkta? Tuvalete gidecektim. Aşağıdaki tuvaleti beğenmedi galiba. Hemen odana. Hadi hemen odana. Hadi 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 hadi. Ya hadi, ne hadi. İttirip kaptırıyorsun odama ikide bir de be? Ben bu saatte uyumam. Bu evde farklı işliyor saatler. Saat 9'da kalkacaksın sabah. Tam saatinde kahvaltını yapacaksın. Bir saat sonra da çalışmaya başlayacağız. Yok, vazgeçtim. 6'da kalkacaksın. 9'da değil 6'da, tamam mı? Yuh, uyumayayım bari. Hadi bakalım, iyi geceler. Hadi, hadi, hadi.